Evet. Şimdi magazin turuna gidelim Müge'cim. Magazin Ne turu geldi? ama. Ne Sonra kilitlendin sen? işte şeyi söyleyecektim. Ortada kalıyorum, feda gibi ben konuşuyorum Ha falan. O evet. lafları. O Aynen. laflar var. Evet, bu turda neler var efendim? Nilperi Şahinkaya ev kirası efendim. Üç katına çıkınca çılgına dönmüş. Burak Deniz Nilperi Şahinkaya'dan özür dilemiş. Kaan Urgancıoğlu yeni sevgilisiyle görüntülenmiş, izleyelim. Kendi derdine yan, beni bana bırak artık Osman. Magazin turu başlıyor. Nilperi Şahinkaya'nın tersi çok pistir. Ben mi? Ay yok canım, ne alakası var? Çok alakası var. Eğer konu paraysa Nilperi Şahinkaya gerim gerim olur. Böyle bir agresif, bir sinirli oluyorum. Abartmıyoruz. Nilperi Şahinkaya evini değiştirme kararı aldı. Oyuncu artan kira fiyatlarından yana çok dertli. Birkaç senedir Bebek'te yaşayan oyuncu, Bebek'te yaşadığı evin kirası 3 katına çıkınca emlakçıları gezerek Etiler'de kendi bütçesine uygun bir ev bakmaya başladı. Nilperi Şahinkaya emlakçılarla bugünlerde çayla simit, etle tırnak, gülle diken, 8 ile 9 gibi yan yana hiç ayrılmıyor neredeyse. Biz seninle ekmekle tuzu gibi, yaz gününde buz gibi, 8 ile 9 gibi ayrılamayız. Oyuncu Nilperi Şahinkaya kendisine küfür ettiği ve kavga çıkardığı iddia edilen Burak Deniz'le ilgili hukuki süreç başlayacağı için avukatlarımızdan öğrenebilirsiniz. Bununla ilgili hiçbir konuşma yapmayacağım demişti. Bu açıklamanın üstünden henüz 48 saat geçmeden Burak Deniz bir açıklama yaptı. Burak Deniz, olay gecesi başta Nilperi Şahinkaya'ya erkek arkadaşı Emre Yusufi'ye ulaşmaya çalıştığını, özür dilemek istediğini ancak başarılı olamadığını, özür dileme girişimlerinin ertesi gün devam ettiğini ancak ilgili kişilere ulaşamadığını yazılı bir şekilde açıkladı. Burak Deniz, kırgınlıkların en kısa sürede son bulmasını da sözlerine ekledi. Sahnelerde olan Altay, kariyerinde ilk kez Kuruçeşme'de konser verdi. Altay konser öncesinde çok heyecanlıydı. İstanbul'daki ilk açık hava konserimiz, o yüzden heyecanlıyız. Peki, yani tatlı bir heyecan yani. Mutlu bir heyecan. Altay bu yaz tatil yapamamış ancak bu durumdan hiç şikayetçi değil. Kesinlikle şikayet etmiyorum. Sahnede olmak benim için bir tatil gibi zaten. O benim için bir mutluluk. O yüzden de bedensel ve yani bir bedensel yorgunluğumuz olabiliyor çalıştığımız için ama ruhen tatil yapmış oluyoruz. O yüzden bizim için kıymetli. Çok özledim yalan değil. Bestemsu Özdemir İtalya tatilinden döndü, ayağının tozuyla Contemporary etkinliğine katıldı. Güzeldi, çok çok güzeldi. Özlemişim oraları. Pandemi yüzünden hiçbirimiz bir yere gidemedik tabii. Çok keyifli geçti. Şimdi burası da keyifli geldi bana. Güzel her şey. Yediğin içtiğin senin olsun, gezdiğin gördüklerini anlat derler bizim köyde. Bestemsu Özdemir, erkek arkadaşı Serkan Mehmet Durdu'yla adeta balayı provası yapmış. Erkek arkadaşımlaydım, baş başaydık İtalya'da. Keyifli bir tatil yaptık, kafa dinledik. Romantik bir tatile diyebilir miyiz aynı zamanda? Evet, romantik, baş başa güldük, eğlendik, tatilimizi yaptık, döndük işte. Ne kaçırdığını bilsen ölür mü? Ateşe yanına yak yürürdün, gözün hiçbir şey görmezdi. Kuruçeşme'deyiz. Kaan Urgancıoğlu sevgilisiyle bir mekanda eğleniyor. Gece sonunda Kaan Urgancıoğlu soruları geçiştirerek sevgilisiyle mekandan ayrıldı. Kaan Bey, iyi akşamlar, merhabalar. Yoldan efendim, başladı iyi akşamlar. Sorular. Çok kısa sohbet edelim. Yok, yargı teşekkür artık ederim. Yayınlandı. Çok mersi, sağ olun. Yayınlanmadan önce hemen hashtag nasıl açıldı. Nasıl oturuyor? Hashtag açıldı yargı adında. Kolay gelsin, iyi akşamlar. Saatlerce TT oldu ve yine zirvede oldu. Güzel gidenle bir ilişkiniz var. Nasıl gidiyor ilişki? Teşekkürler. Merve Özbey ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. Eşi Kenan Koçak'la geçtiğimiz yıl Şubat ayında ilk çocukları Elif Özüm'e kavuşan çiftin ikinci bebekleri erkek ve ismi Emir. Amin. Çok teşekkür ederiz. Her şey çok yolunda. Şükürler olsun. Sağlıkla kucağımıza aldık.
Şimdi de diğer evladımıza kavuşabilmenin şükrüyle, mutluluğuyla evimize doğru gitmeye çalışıyoruz. Sizden de birkaç kelime. Ben de çok heyecanlıyım, çok mutluyuz. İnşallah sağlıklı, huzurlu, vatana millete faydalı bir birey olur. İnşallah. Elif gördü mü bu arada? Gördü, gördü. Görmez mi? Geldi. İçeride böyle balonlar, ışıklar falan vardı. Tabii o daha çok ilgisini çekti. Anne Emir dedi, bebek dedi. Sonra balonlarla oynamaya devam etti. Yaşları çok fazla aralıklı olmadığı için zannediyorum ki kolay bir bağlanma süreci olacak. Eve gidince bakacağız, göreceğiz. Hastaneden 48 santim, 2 kilo 810 gram olarak dünyaya gelen bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi açıklaması yapıldı. Aynen, sen koy. Emir, bay bay. Çok açım. Yemekler yapılmıştır, bir şeyler hazırdır. Anneanneler, babaanneler, dedeler, bütün akrabalarımız evde. Biz de şimdi Elif'imize doğru koşuyoruz. Birkaç gündür buradayım ben. O yüzden onu da çok özledim. İnşallah sağlıklı bir süreç geçirmeyi umuyoruz, planlıyoruz. Bakalım nasıl geçecek. Baba koydu bu sefer. Elif'inkini ben koymuştum. Bu sefer dedi ki oğlumunkini ben koyacağım. Karışmak tamam dedim ben. Her şey çok yolunda. 48 santim doğdu. 2 kilo 830 gramdı galiba. Tabii hastaneden çıkarken her anne ve anne adayı bilir, bir ödem atma süreci var. Şimdi daha düşük ama sağlığı keyfi yerinde, hiçbir problem, hiçbir sıkıntı yok. Yoğun bir tempo sizi aslında şimdi bekliyor. Tabii çocuk. Hiç bilmiyorum şimdi. Birçok arkadaşım şey diyor, tek çocuk hiç çocuk diyor. Şimdi iki çocuk da bakacağız. Bu süreci güzelce atlatıp konserlere geri döneceğimiz günü bekliyoruz. Elif'i nasıl hazırladınız peki? Yani hep bir kardeşinin geleceğini, 4 kişilik bir aile olacağımızı. Çünkü şimdiki çocuklar çok zekiler gerçekten. Evet. Her şeyi biliyorlar ve her şeyin farkındalar. Hazırlayabildiğimi düşünüyorum. Bakalım gidince göreceğiz biz de. Gördüğünüzü peki birine benzettiniz mi, anne baba? Yani herkes babaya benzediğini söylüyor. Elif de ilk doğduğunda babaya benziyordu. Sonradan bana döndü. Kime benzediği önemli değil ya. Sağlıklı olsun, bizim için önemli olan o. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Sağ. Darısı isteyen herkesin başına. Nükhet Duru Bodrum tatilinden döndü. Tatilde bir şey yok. Kedilerim, ben, havuz, deniz ve de yeni programları düşünmek için zaman. Nükhet Duru için 29 Ekim 2022 tarihi çok önemli olacak. Sanat kariyerinde... Sevgili izleyiciler, magazin turuna kısa bir ara. Şu an canlı yayınımızda önemli bir konuk var. Taşkent Film Festivali'nde Burak Özçivit ve Nurgül Yeşilçay'la yaşadığı tatsızlıktan dolayı sosyal medyanın gündemine oturan 60 yıllık oyuncu Serdar Gökhan telefon attım. Serdar Bey, selamlar tekrardan. Aleykümselam efendim. Ne yaşadınız orada ve terk ettiniz salonu? Şimdi... Hanımefendi, ben orada kimseye bir şeyim yok, muhataplığım yok. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin Kültür Bakanlığı olarak Türkiye'yi temsilen Özbekistan'a gittik, Taşkent Film Festivali'ne. Bizleri sahneye davet ettiler. Aşağı yukarı ben yalnız da değilim, 12 oyuncuyduk. 12 oyuncu sandalyelerde sahneye oturduk ve programı devam etmesini bekledik. Fakat bu arada o iki boş sandalyeye de o iki arkadaşın gelip oturması lazımdı bizlerle beraber. Kulisten duyduğum seslere kadar ben gelmem, ben çıkmam diye bağırışmalar duyduk. Üzüldük. Yani biz Türkiye'yi temsilen gittik, 5 kuruş menfaat gözetmeksizin. Vatanımızı tanıtmak için, işte Özbekistan'dan kültürel dayanışma içine girmek için, bir iletişim kurmak için. Bu arkadaşların niyetlerini anlayamadık. Moralimiz bozuldu bütün arkadaşlar olarak. Çıkmamaların anlamını bir türlü anlam da veremedik. Sonra sağda solda bir laflar üretiliyor. Ben kıskanıyormuşum. Ya kardeşim, ben onun neyini kıskanayım? Kulağımın kılı kadar benim üzerimde bir etkisi yok, bir sevgisi yok. Yani ben ne diye kıskanacağım bunu? Herkesin yolu başına, kendi başına. Ben 58 senedir bu meslekte kimseye background'umda hiçbir hata yapmadan halkımın da istekleri doğrultusunda onlara yanlış bir mesaj vermek. Çünkü bizler sanatçı olarak halkın önündeyiz. Hiçbir yanlış bir iş yapmadan bugünlere kadar geldim. Kalkıp da bir iki kişi benim adımı kullanarak kıskanıyor muyum, kıskanmıyor. Ya neyini kıskanacağım Allah aşkına ya. Kıskanacak neyi var da kıskanacağım? Ya evet. Oyunculukları falan beğenmiyor musunuz, oyunculuklarını? Önce oyuncu bir kız için bir şey demiyorum. O erkek arkadaş için söylüyorum. Önce gitsin bir okulda oyunculuk öğrensin de ondan sonra sahneye çıksın. İki tane kaş çatmayla oyunculuk olmuyor, affedersiniz. Ya sizin yanınıza oturmak istemediler anladığımız kadarıyla. Evet efendim, bizim Türkiye'yi temsilen Kültür Bakanlığı vasıtasıyla gitmiş olduğumuz sahnede yanımıza gelip oturma tenezzülünde bulunmadılar.
Ve oranın şeyi de organizatör de çok zor durumda kaldı. Mahcup oldular. İçeriden duyuyorum sesleri. Tam oturduğumuz yer kulisin önü sahne, arkamız kulis. Ben çıkmam diye bar bağıran bir ses duyuyorum orada. Erkek. Bağıran Burak Özçivit miydi ben çıkmam diye? Başka kim olacak çıkmam diye? Başka kimse yok. Bir kız Nurgül Hanım vardı, bir de o vardı arkada. Evet. Serdar Bey, Burak Özçivit'in daha önce Orta Doğu'da bazı ülkelerde de yüksek ücretlere, organizasyonlara katıldığını biliyoruz. Acaba tek kişi üzerinden mi bir anlaşma yaptı? Ben tek başıma çıkarım, selam veririm gibi. Vallahi biz onu bilemeyiz efendim. Biz organizasyonlara gittik. Ayrıca bir şey söyleyeceğim size. Siz Türkiye'de bir tarihi filmde oynuyorsunuz. Türklüğü temsil ediyorsunuz. Türklüğün geçmişine yansıtmaya çalışıyorsunuz. Ve bir Türk ülkesine, Özbekistan diye bir yere canı gönülden koşa koşa gitmeniz gerekirken para karşılığında gidiyorsunuz. Bu nasıl Türklüktür? Bunu da anlamış değilim. Para mı almış Burak Özçivit? Bilemiyoruz, öyle zannediyorum ben de. Kesin bir bilgim yok ama bu arkadaş çünkü parasız adım atmazmış, bilemiyorum. Ama biz orada 12 tane oyuncu arkadaş, sırf Kültür Bakanlığımız bize ihtiyaç duyduğu için ülkemizi temsilen gittik oraya. Hiçbir menfaat beklemeden, hiçbir menfaat gözetmeden. En iyi şekilde temsil edebilmek, gururlandırabilmek için. Yani bu tip arkadaşlarla ben bilseydim zaten böyle bir arkadaşların geleceğini, ben de bazı şartlar koyabilirdim oraya. Biz insanlık, oyuncu olarak hep beraber olalım, birlik beraberlik olalım. Orada bir ayrıcalık yaratmanın bir manası yok ki. Biz gavur düşmanı şeyi değiliz, oyuncusuyuz. Aynı ülkenin insanlarıyız, aynı ülkenin oyuncularıyız yani. Siz İkilik ayrıcalık ne yani? Kendinin özelliği ne? Onu çözemedim. Evet. Ya sizin gibi değerli bir sanatçının yanına, bir oyuncunun yanına niye oturmak istemiyor onu anlamadık. Daha önce aranızda bir tatsızlık, bir şey yaşandı mı bizim bilmediğimiz? Hayır efendim, hiçbir şeye ben kimseyle muhatap olmam. Öyle o tiplerle hayatta muhatap olmam da öyle bir şey de yok. Hiç kimseye karşı bir yanlışlığım da olduğunu zannetmiyorum. Ha belki yapımcı firmaya bir iki eleştirim olmuş olabilir. O da o yaptığım eleştiriden alınmış olabilir. Hiç umurumda değil kimse. Ben sanatçıyım, fikrimi söylemekte özgürüm. Bir filmi, yapılan bir işi beğenirsem söylerim, beğenmezsem tenkit edebilirim. Bu benim kendi özgüvenim, özgü duygularım. Evet, Serdar Bey, daha önce Burak Özçivit'le herhangi bir çalışma için bir araya gelmiş miydiniz? Hayır efendim, tanımam kendim. Bir kere şeyde o diriliş projesinde Mehmet Bey'in yazıhanesinde bir kere orada otururken gördüm. Başka ne gördüm, ne konuşmuştum var, ne bir merhabam var. Evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz ederiz. Size. Teşekkür ederiz. Geçmiş olsun. Yani ben şunun için özellikle yayınlarım. Evet. Çünkü bazı yanlış yerlere evet, yorumlar yapılıyor. Yorumlar yapılıyor. Kıskanıyor filan diyorlar. Için, gerçeğini söylemek için gittim. Ben hayatta kimseyi ne kıskandım. Herkesin selameti başına, yeter ki benden uzak olsunlar. Ben kendi hayatımı idame ettiriyorum. Evet. Kimseye de ihtiyacım yok idame ettirmek için. Evet, herhangi tabii. Bir reklama da ihtiyacım yok. Ama onlar beni kullanıyorlar. Onun da farkındayım. Önemli değil. Canları sağ olsun. Evet. Peki efendim, çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Evet, 60 yıllık oyuncu Serdar Gökhan ikinci sayfaya yaptığı açıklamada okulda önce öğrenim görsün, ondan sonra oyuncu olsun dedi Burak Özçivit için. İki kaş çatmakla da oyuncu olamaz. Onlar benim kulağımın kiri bile değiller dedi. Ayrıca organizasyondan yüksek ücret talep edip aldığını da iddia etti. Bunlar önemli şeyler. Tabii bakalım Burak Özçivit tarafından bir açıklama gelecek mi? Evet, ben de merak ediyorum. Yani Nurgül'den de merak ediyorum bir cevap gelecek mi? Ama Nurgül'ün oyunculuğunu eleştirmiyor. Evet, daha çok Burak'ın oyunculuğunu Burak Özçivit'in kulisten ben herkesle birlikte sahneye çıkmam şeklinde sesi duyduğunu söylüyor. Onlar da tabii pek sevimli şeyler değil, ortam değil. Evet, magazin peki, turumuza kaldığımız yerden devam edelim. Aleyna Zapcı özel bir gecede resmen ikiz kardeş gibi giyindi. Çok uygun olmuşuz. Evet, güzel olmuş. İkili aynı dizide rol alıyor. Osman'ın dizisinde at binmek, kılıç kullanmak gibi birçok aksiyonun içine girecek iki güzel oyuncu. Dizi vesilesiyle aslında binicilik sporuyla tanıştım. Elbette daha önce hiç kılıç kullanmamıştım. oralara gelecektik evet. Ama hani siz biraz önleyin. Evet, hızlı davranın. Beni çünkü çok heyecanlandıran bir kısım bu.
Elbette zor ama dediğim gibi çok yeni olduğu için o heyecanı daha yeni yeni yaşıyorum. Öyle zannediyorum ki senaryoyu okudukça Öke Hatun'la daha da bütünleştikçe çok daha onu anlayacağım, biraz daha üzerine koyarak. İlk deneyeceğim. Öykü Gürman'ın kullandığı iki farklı modeldeki küpelerde dikkatimizden kaçmadı. Küpelerimiz farklı farklı, dönemsel küpe mi onlar? Aa, neye dikkat ettiniz? Çok teşekkür ederim. Bu akşam için özellikle seçtim. Burada bir hançer var. Ay Yıldız. Ay. Evet, bu akşam için özel olarak tercih ettim. Çok teşekkür ederim. Çok zarifsiniz bu arada. Çok dikkatlisiniz. Uğur Güneş, Hint sinema sektöründe yıldızı parlayan bir isim. Cihangir'deyiz. Bollywood'da yüzü gülen Uğur Güneş'in umarız Hollywood'da da yüzü güler. Çok güzel karşıladılar bizi. Güzeldi her şey. Onlarla da bir ortak projemiz var. Haziran ayında. Bunu yapacağız. Çok güzeldi yani her şey. Ben söyleyeyim. Sizi de orada gidince benzettiler mi peki Hindistan'da? Valla herkes öyle söylüyor. Artık böyle bir Türk starı da bir Bollywood'da görebilir miyiz devamında? Bana Bollywood starı diyorlar mı? Hande Yener Antalya konserinde dans şova imza attı. İki farklı kostümle sahneye çıkan Yener'in dans ettiği anlar dikkat çekti. Geçen yıl yazın Çeşme'de evlenen ancak evlilikleri yaz yağmuru kadar süren Zeynep Bastık ve Tolga Akış Temmuz ayında boşanmıştı. Zeynep Bastık hem eski eşi hem de menajeri Tolga Akış hakkında ilk kez konuştu. Bastık, kimse boşanmak için evlenmiyor ama biz eş olma durumunu beceremedik. Birbirimizi yıpratmadan bu işin yürümediğini gördük ve ayrılık kararı aldık. Hala görüşüyor, çalışıyoruz ama eş ve sevgili olma durumu bizim için bitti. Eş olma durumunu sürdürmek zorunda olmadığımızın farkına vardık açıklamasını yaptı. Tutmayın. Cevap da vermem artık. Gücüme gidene hiç mi soru sormadın? Yüzüne gülene doldu sığmaz içime. Serenay Sarıkaya iki gündür en çok konuşulan ünlüler arasında yer edindi çünkü kolej tarzı gündem yarattı. Sarıkaya yırtmaçlı mini etiği ve crop ceketiyle hayranlarını büyüledi. Serenay Sarıkaya'nın yüzüğü 300 bin lira, ayakkabıları 21 bin lira, küpelerinin ise 30 bin lira olduğunu ilk kez ikinci sayfa açıklamıştı. Türk sineması Kim Bu Aile isimli yeni bir filmle kavuştu. Cengiz Bozkurt, Nurgül Yeşilçay ve Onur Bulduğ'yla çok göreceğiz. Adem haberdar! Başkomiser! Kesur tavuk. Tavuğun tadı hiçbir zaman böyle güzel olmadı. Nurgül Yeşilçay geçtiğimiz aylarda sette geçirdiği kaza nedeniyle yüzünden darbe almış ve bir süre yüzünde izle yaşamıştı. Yeşilçay'ın yüzündeki kaza izi geçmiş mi? Aslında girerken böyle alkış falan olsaydı çok kendimizi alkışlıyoruz da. Bravo bize. Deliler evi gibi. Aynen. Filmde bu ekibi restoranda tavuk pişirirken izleyeceğiz bol bol. Basın toplantısında da eğlence olması maksadıyla oyuncular mutfağa girdi. Röportaj tavuk yemeği hazırlanırken yapıldı. Bir şey sorabilir miyim? Bu açık mı? Açık. Ama kısık mı? Kısık. Bu olmaz. 2, 3'te, 5'te. Ben burada şey yapamam. 5'te. Yani çalışamıyorum. Şunu ona falan getirirseniz lütfen. Yani. Önemli. Sette gergin onlar. Onur Buldu sette onlarca kilo tavuk kızartmış. Sette 252 kere falan şunu yaptık. Gerçekten. 252 tekrar falan olmuştur değil mi? Aslında sette en çok sen yaptın, sen yap. Nasıl bu yani? Ben bunu kalabilir ya. Ben gerçekten çok yapmıyorum. Ben işin aksiyon tarafındayım. Ama hepimiz mutfaktaydık. Ha, öyle yırtış. Tabii tabii. Şimdi aksiyon yap deseler ne yapacağım? Nurgül Yeşilçay basın toplantısındaki tavuk kızartma yarışmasını kazandı. Benimki oldu. Vay. Ben kazandım, ben kazandım. Benimki de oldu. Hayır, benimki oldu. Hani gelmişti. Onur Buldu yeni baba olan bir oyuncu. Nurgül Yeşilçay arkadaşını kutluyor ve koyu bir sohbet başlıyor. Ay be, bir şey oldu Onur'um. Evet. Uykusuz her gece mi? Evet, baba oldu. Bazı gece. Onu tebrik ediyoruz bu arada. Ay evet, evet ya. Baba. Teşekkür ederim. Seviyoruz. Kime benziyor? Senin başına. Aynı evet. Ben. İnşallah diyoruz. İkiz gibi. Gerçekten. Yemin ediyorum. Bunu söylemeyeydin, iyiydin. Ama değişecek hala umudumuz var. Değişir, değişir. 6 aydan sonra değişir evet. Belki. Yani o anneye bana benzeyen bir çocuk. Yapma. Gençken yakışıklıydı mı? Teşekkür ederim. Gençken yakışıklıydı. Çünkü tavuklara
Leyla ile Mecnun çekimlerinde Cengiz Bozkurt'un tendonları kopmuş. İkincisi de gitti. Buna yüklenirken bu da gitti ama... Hadi be. Evet, evet. Ay ne badereler atlatmışsın evet. Cengiz. Olsun. Bize olsun. Hiçbir şey olmadı. Değmişti diye. Değdi mi? Ha ben çok iyi çalıştım arkadaşım. Ben Cengiz evet, gibi evet. miyim profesyonel. Ya? Profesyonel. O ısınırdı. Aksiyon sahnelerinden önce evet. ısınırdı. Isındım ben. Karşısında böyle. Hayır. Ya bak. Şimdi şeyi koyacağım. Kamera arkası ben çekmişim görüntüleri. Isındığımız görüntüler var. Ben her aksiyon... Sen de ısındın da ne oldu o tendon ne zaman önce oldu? Önce oldu, önce oldu. Ya başka bir yerde yapıp da sonra geldin aksiyon çekerken yaptım da olmuş olabilir yani. Kopuk geldi. Kopuk da gelmiş olabilir. Leyla ile Mecnun çekimde oldu hakikaten. Hakikaten son ay, itiraf etme her evet, şeyi evet, burada evet. dur. Sakin ol Cengiz. Yok yok iyiyim de söylüyorum. Gerçeği söylüyorum. gerçeği söylüyorum işte. Hakikaten bir önceki çekimde oldu ama burada çok aksiyon sahnesi olduğu için iyileştiremedik, yüklendik yani. Kariyerinin en önemli operasyonunda başarısız olunca açığa alınan ve kendisini bu duruma düşüren çeteyi gizlice takip edebilmek için devraldığı tavuk restoranında istemeden çok başarılı olan başkomiser Adem Haberdar'la operasyonda ona destek veren ailesinin hikayesini anlatan Kim Bu Aile 7 Ekim'de sinemalarda. Alo ya Memduh'cum vallahi kusura bakma şimdi gece gece rahatsız ediyoruz da. Ya senin şu hanımla çocukları diyorum bir iki haftalığına ödünç verebilir misin? Çok acil bir operasyonda kullanacaktık ya. Alo Memduh. Ya bu süs biberi nerede?